Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu sizlerin de sormuş olduğu motosiklet alırken nelere dikkat etmeliyiz? O konu hakkında size bildiklerimi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle motosikletinizi bulduğunuz zaman motosikletin hasar kaydının olup olmadığını, değişeninin, kazasının, düşmesinin, kalkmasının olup olmadığını, farklı bir ildeyseniz tabii ki, mesela sizin oturduğunuz ilde değil de farklı bir ilde bulduysanız motosikleti, bunları öğrenin, sorun. Sormaktan çekinmeyin. Farklı şehirdeyseniz eğer mutlaka şunu yapın arkadaşlar. Video isteyin. Satıcı kişiden motosikletin çalıştığına dair böyle detaylı bir video isteyin. Sağından, solundan, işte orasından, burasından ve motorun motor kısmından böyle kamerayı yaklaştıracak şekilde video isteyin. Motosikleti işte ona göre değerlendirirsiniz. Sesinde vesaire bir sıkıntı yoksa motosikleti almak için gidersiniz. Peki gittiğinizde arkadaşlar öncelikle size atılmış olan videoyla resimle arasındaki fark var mı yok mu? Çizikleri işte ne bileyim gözünüze takılan başka bir şey var mı yok mu? Bunları mutlaka gözden geçirin. İlk gözden geçireceğiniz şey motosikletin kozmetiği olsun. Çünkü kozmetik motosikletin düşüp düşmediğine, yani sürüklenip sürüklenmediğine kozmetik çok belli eder. Nasıl belli eder derseniz, motosiklet düştüyse mutlaka şu fren kolları, debriyaj ve fren kolu, şu topuzlar, aynalar, şuralar, ayak petleri, egzoz koruyucusu, bunlar mutlaka çizilir arkadaşlar. Yani şöyle çizilir, düştüyse sadece motosiklet çok çizilmez ama düşüp sürüklendiyse eğer çizilir. Bunları kontrol edin. Baktınız ki motosiklet aynı size atılmış gibi, videosunda aynısı, hiçbir sıkıntısı yok. Sonrasında motoru çalıştırın. Ve motoru, bak en önemli şey şu, motosiklet almaya gittiğinizde satıcı size motosikleti çalıştırıp da ısındırmış bir şekilde geldiyse muhabbet edin, biraz zaman geçirin ve motorun soğumasını bekleyin. Motor soğuduktan sonra kendisini belli eder, içinde büyük problem, bir sıkıntısı varsa. Isındığında da belli eder ama soğukken daha çok belli eder. Motor soğukken motosikleti çalıştırın. Herhangi bir farklı bir ses, böyle olması gerektiği dışında bir ses varsa almayın, vazgeçin. Ama herhangi bir ses yok, çok nizami bir şekilde motosiklet çalışıyorsa, her ne olursa olsun herhangi bir ustaya da gidip gösterin. Özellikle servisine gidip göstermenizde fayda var. Ama bazı servislere güvenilmiyor maalesef. O yüzden yani gidin bir ustaya, bir motosikletçiye bir gösterin motosikleti. Motosikletle şöyle biraz turlayın arkadaşlar. Turş takımında boşluk var mı? Debriyajı nasıl? Debriyajında hani balataları bitik mi değil mi? Frenleri nasıl? Gaz yemesi nasıl? Özellikle bütün viteslerini kullanın. Sonra motosikleti şöyle biraz hızlanın. Şimdi şöyle şurada göstereceğim. Ellerinizi bırakın, dümdüz gitmesi lazım böyle motosikletin. Eğer sağ sola çekiyorsa arkadaşlar, tamam bunun farklı sebepleri olabilir ama yani bu sağ sola çekme çok hafif olması gerekiyor. Eğer çok hafif değilse, yani bariz bir şekilde sizi sağa çekiyorsa ya da sola çekiyorsa arkadaşlar, o motosiklette mutlaka bir sıkıntı vardır. En önemli noktalarından birisi bu, çünkü şaseye kadar gider bu işlem. Gittiğinizde motosikleti bu şekilde kontrol edin. En son olarak da mutlaka gidin bir motorcuya gösterin motosikleti. Şimdi motorcuya gösterdiğinizde benim bu söylediklerim motorcu yapmaz. Alıp da gidip de 1, 2, 3, 4, 5, 6 kullanmaz. Ellerini bırakmaz. Sadece motorunu dinler. Der ki motorunda bir sıkıntı yok der. O kadar. Başka da bir şey demez size. Diğer kalanlarını sizin kendiniz yapmanız lazım. Bunları yaptıktan sonra motor düzgünse hayırlı uğurlu olsun, alıp kullanabilirsiniz. Ama bunda, bu dediklerimin içinde herhangi birisi yaşanıyorsa, özellikle sağ sola çekme mevzusu ve motorun içinden farklı bir seslerin gelme mevzusu yaşanıyorsa, kesinlikle o motoru almayın arkadaşlar. Diğer kozmetik olarak mesela düşmüş şuralar işte çizilmiş vesaire, onlar tabii sizin
tercihiniz ama onlar çok fazla takılacak şeyler değil. Çünkü düşer, bu iki tekerlekli bir araç. Yani düşer, sürüklenir. Onlarda bir sıkıntı yok. Motoru ve şasisi düzgün olsun yeter ki. Diyorum, çok da fazla uzatmayayım. Yani mevzu böyle. Bunlara baktıktan sonra motosikletinizi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Videomun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi eyvallah.